Bismillahirrahmanirrahim. 3 milyon az 3 milyonu aşkın İdlib'li yardım bekliyor. Reform talepleriyle başlayıp uluslararası güçlerin müdahalesi sonrasında küresel hesaplaşma arenasına dönüşen Suriye'de insani bedel giderek büyüyor. Savaş sırasında uygulanmış olan her türlü şiddet öylesine kanıksandı ki 7. yılında insani bilanço hakkında verilen rakamlar artık insanlar için bir anlam ifade edemez hale dönüştü. Son 2 yıldır ilan edilmiş olan çatışmasızlık bölgeleri ilk anlarda barış için önemli adım gibi görülmüştü. Ancak Esed rejiminin bu bölgelere yönelik saldırıları binlerce sivilin ölümüyle sonuçlandı. Suriye İç Savaşı'nda çatışmalar dolayısıyla ölenler haricinde sadece açlık, hastalık ve benzeri nedenlerden dolayı ölenlerin sayısı 70 bin olarak tahmin edilmektedir. İç savaş boyunca öldürülen sivillerin 24 bini çocuk, 100 bine yakını kadınlardan oluşmaktadır. Savaşa bağlı çeşitli nedenlerden yaralanan insan sayısı 2 milyon civarı. 22 milyon nüfuslu ülkede insanların yarısı evlerini terk etti. Bunların 6 milyonu ülke içinde İdlib gibi güvenli gördüğü yerlere göç ederken 5 milyonu ise başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındı malumunuz. Çatışmasızlık bölgelerinin sonuncusu olan İdlib daha büyük bir insani krize gebe görülmektedir. Çünkü kent ve çevresi sadece yerel 300 bin nüfusa değil, savaş nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinden güvenli olduğu gerekçesiyle buraya gelen 3 milyonun üzerinde muhacire ev sahipliği yapmaktadır. Olası saldırılarda birçok insan ikinci defa muhacir durumuna düşeceği gibi gidecek yerlerinin olmaması da ayrı bir trajedidir. Hali hazırda nüfusun 2/3'ü zaten insani yardıma muhtaç olan İdlib, olası bir rejim saldırısı sırasında daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya görülmektedir. Daha önce Doğu Guta ve Halep saldırılarında en azından mültecilerin sığınabileceği özgürleştirilmiş yerler vardı. Bu kez mültecilerin böyle bir şansı da bulunmamaktadır. Haddinden fazla kalabalık olan bölgede yaşam koşulları yeni bir saldırıyı daha bir saldırıyla daha da kötüleşecektir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! İdlib'de mülteci ailelerin çoğu yoksulluk sınırının altında yaşamakta ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Gıda, barınak, sağlık ya da eğitim ihtiyaçları gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar yeni bir saldırı halinde hayattan iyice kopacaklardır. İdlib'de yaşanan katliamların büyümesi halinde Halep'ten daha trajik bir sonuca sebep olabilir. Bombardımanın durdurulması ya da sivillerin tahliyesine yol açan siyasi bir anlaşmanın sağlanmaması halinde modern Suriye tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Sivillerin sistematik olarak hedef alınması ve öldürülmesini önlemek için başta Türkiye olmak üzere uluslararası camianın harekete geçmesini ve duyarlılıklarının artırılması insani bir vazife olarak görülmektedir. Bölgede yaşanan ve planlanan katliamların durdurulması için Türkiye ve dünya kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyor, mazlumlara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Tekbir! Tekbir! Tekbir!